Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bahsettiğimiz zaman Hazreti Peygamber aleyhisselamın zaten ismi duyulduğu an o sohbetin güzelliği daha da ziyadeleşiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı biz burada kendi lafzımızla, kendi lisanımızla güzelleştirmiyoruz. Zira İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَةِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَةِ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْسَلَاتُ وَسَّلَامُ Ben Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sözlerimle güzelleştirmedim. Aksine ben sözlerimi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsederek güzelleştirdim diyor. Evet, güzellerin güzeli olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsetmek insanın lafzını da sözlerini de güzelleştiriyor. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnek alınması noktasında biz müminlere zaten emrediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَت۪يرًا diyor. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikretmek isteyenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır diyor Cenab-ı Hak. Buradaki ifadede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın her konuda örnek alınması gerektiği noktasında bize beyanat var. Zira bu ayette mutlak bir ifade vardır. Sınırlandırıcı herhangi bir karine yoktur. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir lider olarak örnek alınacak, bir baba olarak örnek alınacak, bir eş olarak örnek alınacak, bir dost olarak örnek alınacak. Hasire kelam akla gelebilecek bütün ilişkilerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nedir? Örnektir, beyanatı vardır. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın neden itaat edilmesi noktasına geldiğimiz zaman yine Kur'an-ı Kerim'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah'a inanıyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yedi kudretin elinde olan Allah'a yemin olsun ki beni kendinizden, eşinizden, ailenizden çok sevmedikçe kamil mümin olamazsınız diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek almak bir müminin hayatta tek şiarı olmalıdır. Bakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sıfatlarından bahsederken Hazreti Peygamber aleyhisselam dost ve düşmanın ittifakıyla büyük bir insandı. Evet, dostların insanın sevdikleri tarafından takdir edilmesi güzeldir. Ama asıl büyüklük size inanmadığı halde sizin getirdiğiniz esasatı kabullenmediği halde evet biz Muhammed aleyhisselam'dan yalan sözü duymadık. Onun emniyetsizlik icra edecek, bizim ona karşı olan güzel duygularımızı rencide edecek herhangi bir davranışını bulmadık diyor. Kim diyor? Kureyşler diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çocukluk, gençlik ve olgunluk döneminde cahiliye döneminde yaşadı. Cahiliye biliyorsunuz kelime anlamıyla karanlık, yani insanların bütün duygularıyla, bütün latifeleriyle Allah'ın yaratmış olduğu sıfatları sergileyememesinden dolayı cehaletin düz boyu olduğu bir dönemde Hazreti Peygamber aleyhisselam en güzel sıfatları sergilemiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu sıfatları sergilerken Hazreti Peygamber'in bir şiarı vardı. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e onu kazandırmıştı, onu vermişti. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir lider olacaktı. Dolayısıyla bir liderde olması gereken en önemli vasıf karşısındaki insanları sevecekti ve onlara değer verecekti. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatında bu iki kelime her zaman mevcuttu. Çünkü o bir liderdi. Lidere de yakışan karşısındaki insanlara değer vermekti ve onları bütün latifeleriyle, bütün duygularıyla samimane sevecekti. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunu yapmıştı. Hazreti Peygamber aleyhisselam
beşeriye tarihine baktığımız zaman yine bütün insanlık tarafından büyük bir lider olduğu bize malumdur. Zira biliyorsunuz 1970'li yıllarda, 1980'li yıllarda iki farklı araştırmada tarihte büyük liderler diye vasıflandırılan, insanlık için örnek olarak ittihaz edilen insanları bilgisayar ortamına aktarıyorlar. Kim insanlık için büyük bir hizmet yapmıştır noktasında liderleri bilgisayar ortamına aktarıyorlar. Sahip olduğu bütün özellikleri aktarıyorlar. Bu araştırmayı yapanlar da dikkatinizi çekerim. Bir Yahudi bilim adamı ve aynı zamanda bir Hristiyan bilim adamı. Farklı iki insan. Ve bilgisayar ortamına nakledilen bütün özelliklerden sonra ortaya çıkaran ilk insan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Beşeriyet tarihi de Hazreti Peygamber'in büyüklüğünü zaten kabullenmiştir. Yine bir liderin en büyük vasıflarından birisi de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın en büyük lider olarak ortaya koyduğu en büyük semere yetiştirmiş olduğu sahabe-i kiramdır. Hazreti Peygamber aleyhisselam öyle bir nesil yetiştirdi ki o nesil cahiliye bataklığıyla her türlü kötülüğü yapan insanlardı. O insanlar rezaletin en olmayacak şekilde her türlü hareketi yapan insanlardı. Ki bu insanlar kendi elleriyle diri diri kızlarını gömen insanlardı. Bu insanlarda adalet anlayışı, bu insanlarda insaf anlayışı yoktu. Ama Hazreti Peygamber aleyhisselamın terbiyesinden yetişen bu nesil sahabe-i kiram dediğimiz güzider sahabe-i kiram daha sonraki milletlere muallim olmuşlar. Medeniyet adına ortaya çıkan bütün ümmetlere muallim sıfatını kazanmışlar. Gittikleri her yerde Hazreti Peygamber aleyhisselamın aydınlığını aydınlatmışlar. O insanlara bu aydınlıktan istifade ettirmişler.